Merhabalar. Lviv'de öyle yürürken, şu Ratuşe Kalesi'nin orada yürürken bir tane pasaj gördüm. O pasajı şimdi size tanıtacağım. Çok böyle atıl bir yer olarak duruyor ama gerçekten güzel olduğunu siz de göreceksiniz. Şöyle hemen buradan ışıktan pek belli olmuyor ama Ratuşe Kalesi burada. Şuradan da müzik sesi geliyor. Şöyle tanıtacağım size. İşte arkadaş burada kendi diliyle. Öyle. Artık kendi diliyle ne söylüyorsa, ne yapıyorsa bilmiyorum. Sonuçta güzel söylüyor, dıngırdatıyor işte gitarı. Neyse şöyle biraz daha buralara baktığında ne kadar güzel bir alan. İşte 7 var. Böyle mekanlar. Amacım böyle doğaçlama bir video çekmek. Size tanıtmak. Bunu ilk defa yapıyorum. Öyle YouTuber mutuber olma amacım da yok. Öyle tesadüf. Maksat. Aktivite olsun tarzında. Bakın şöyle. Burada artık İsveç bayrağı mı ne burada? Böyle güzel bir yeri var. İşte Arthol. Burası otelli. Yani mimarisi çok güzel. Dediğim gibi Rönesans mimarisinden önce neymiş onun mimarisi? Gotik mimarisi hakimmiş. Artık ya gotik mimarisi ya Rönesans mimarisi. Benim dikkatimi yapılar çekiyor. Mesela yapının, mesela şuradaki ne bileyim o adamın kafasını yapmışlar orada. Şöyle yakından göstereyim. Bakın pencerenin üstünde adamın kafası var. Yani onu her pencerenin üstüne yapabilmek, aynı şekilde yapabilmek bence o zaman da mucize, yani el yeteneği gerektiren bir şey. Ben de çok seviyorum böyle el yeteneklerini. Kendi çapımda uğraşmaya çalışıyorum. Şurası biraz yıkılmış ama olsun, yine de mimari olarak binalar çok güzel. Yine burada gene her pencerenin üzerinde bir böyle bir heykel kafası var. Bilmiyorum artık gotik mimarisinden mi artık neden kalmış. Rönesans mimarisinden mi? Vallahi öyle işte barları var burada. Bar dediğinde kokteyl satıyorlar. İşte likörlü vişne satıyorlar. Gerçekten tutmuş burada. Herkes seviyor. Alışveriş yapıyorlar. Yani gidiyorlar likörlü bardan bir şey içiyorlar. Artık soğukta ısınıyorlar falan. Yine böyle bir artık neyse bu kafe. Şirin bir kafeye benziyor. Magic Blowley'miş adı. İşte devam edelim biz buradan böyle devam etmeye. Bakalım burası bizi nereye çıkaracak? Bratiska. Öyle, burası da Bratiska kafe. Güzel bir yer. Videolarım devam edecek. İnsanlar yine böyle cıvıl cıvıl yürüyor. Videolarım devam edecek. Açıklama kısmına ekstra videolar koydum. Oradan takip edebilirsiniz. Size hepinize iyi seyirler. Şimdiden. Dizi kofe. Kofi. Kofi mor artık neyse. İnsanlar yürüyor böyle. İşte dediğim gibi şuradaki demirlerin işlemeleri, tutun ki şuradaki mimari gerçekten çok harika. Bazıları kitap okur, ben de ne bileyim böyle mimari yapıları okumayı seviyorum. Bakın şunu yapabilmek gerçekten yetenek. Ne kadar yapan, mimariyi güzel olarak yapan olsa da böyle... Üzerine, bu mimarinin üzerine dengesizce yazı yazanlar burada da var. Neyse, çekelim bir devam edelim, çıkalım sokaktan. İşte burası da bir ucu buraya çıkıyor. Gerçekten Lviv güzel. Buraya gelmenizi tavsiye ederim artık. Ne pasajı bilmiyorum ama doğaçlama çektim.
hayırlı günler. Videolarımı izlemeye devam edin.